told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you. Arkadaşlar, yeni bir günden hepinize merhaba. Dün temizlik yaparken bir randevumuz vardı, bir görüşmeye gitmemiz gerekiyordu. Temizliği yarım bıraktım. Ondan sonra görüşmeye gittim. Görüşmeden geldikten sonra da canım açıkçası temizliğe geri dönmek istemedi. Şimdi kaldığım yerden temizliğe devam edeceğim. Bugün de sabahtan işlerimiz vardı. Birkaç bir şey aldım. Size onları göstereyim. Şöyle sütaşın kefirinden aldım. İlk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl bir şey. Şöyle iki tane. Biri Nilhan'ın, biri benim. Evet. Nilhan'a şöyle bayramlık tokalar aldım. Bunlar çok hoşuma gitti böyle. Kirazlı vardı. Ondan sonra dondurmalı vardı. Bir de şöyle minik tokalardan aldım. Şunlar 12,5 lira. Tanesi bu arada. Şu da. Bunu ben takarım anneciğim. Bunu da Nilhan istemedi ama böyle renkli. Bu da 8,90'mış. Dur anneciğim. Bebeğim nerede? Sonra kendime şöyle kiraz sapı çayı aldım. Bakalım ilk defa deneyeceğim nasıl bir şey. Böyle bir törpü aldım. Bir de tırnak makası aldık. Bu 7,90'lı Soringen'in. Bu da 4,90'lı. Vallahi birkaç tane daha alacağım. Törpüler çünkü çabuk bozuluyor. Sonrasında ben normalde Deotac kullanıyorum ama ne deniyordu bunlara? Rolon. Rolonlardan aldım. Bu da 24,90'dı. Valla piyasanın en uygun rolonu diyebilirim. Kalyon'un da oldum olası, çok severim kokusunu. Böyle günlük duş aldığım için Deotac pahalı bir şey olduğu için diyeyim. Çabucak bitmesin diye bunu böyle aldım. Nihan'la bu arada hangisi benim hangisi senin kavgası ettik. Daha şimdi Südburger aldık, ona da. Onu yedi. Sonra anne hangisi benim, ben onu içeceğim diye. İçmeyeceksin deyince de küstü gitti. Şöyle bir tane Nutella aldık. Bu 400 gram. Böyle sabah kahvaltılarında işte yemek için. En güzel parçaya geliyorum. Bunu ben de merak ediyorum. Bu arkadaşlar Derma'nın sprey mopu. Bunun sapını ona taktım. Böyle silmesi de zor oluyordu. Kovalı bir model alsam her yer kova. Yer kaplıyor. Bu sprey mopları da çok övüyorlar. Bunu da günlük temizlikte çok iyi olduğunu söylüyorlar. Kova yok. Sadece bezi çıkarıp temizleyeceğiz. Bir kötü özelliği de yedek bezinin olmamasıymış. Ama tozu kiri çok güzel topluyormuş. Ben de kullandıktan sonra size deneyimlerimi aktarırım bu konudaki. Hadi bakalım. Neler çıkacak? Sizinle beraber kutuyu açıyorum. Şöyle bir fıs fıs sapı. Bu takılınca galiba burası sabitlenecek. Şöyle açayım. Ondan sonra cıvma. Bir kullanım kılavuzu. kullanım kılavuzu. Ondan sonra başka. Şu başlık, şu şekilde
Plastiği inşallah sağlamdır. Muadilleri de vardı. Ben bunu bu arada 180 liraya hepsi buradan aldım. Bu arada haznesini herkes çok küçüktü ama işte beklediğim performansı karşıladı dedi. Yani demişler genellikle. Benim biliyorsunuz buharlı mopum var. Onun haznesi de bu kadar. Bir odayı iki odayı yapmaya yetiyor. Onda hatta bir de buharlaşıyor su. Bir de şöyle bir mekanizma var. Ben bezini çok merak ediyorum. Bezi güzel. Havlu. Açayım bakayım. Yumuşacık bu arada. Böyle sert keçeden değil. Aa, çok değişik bir yapısı var bunun. Nasıl anlatayım size? İçinde böyle misina gibi sert tüyler de var. Yani sadece şey değil, böyle sert tüyler de var. Bakalım bunu kurayım ben. Son halini. Hatta beraber şey yapalım. Bunun için başka bir şey yok. Tamamdır. Bakalım bununla devam edelim temizliği. Hem beraber denemiş oluruz hem de nasıl olduğu hakkında fikirlerimi söylerim. Bu kefirler dolapta mı saklanması gerekiyor? Evet, buzdolabına saklayınız diyor. Bunları da buzdolabına hemen koyayım. Bugün hava çünkü çok sıcak. Yani hemen bozulabilir her şey. Hadi bakalım gidiyorum. Arkadaşlar bir de oturma odası için şöyle tül aldım. A101'e gelmiş. 180 liraydı. Şöyle pileli. Benim oturma odasındaki biraz sineklik gibiydi. Ben onu böyle Nilhan odası için almıştım. Normalde oturma odasında store kullanıyordum biliyorsunuz. Bir de büyük bir tülüm vardı. Bunun deseni böyle gibi görünüyor ama çok ona da benzemiyor. Ama yine de kötü değil. Şöyle göstereyim. En azından benimkinden daha kalın, daha tok. Yani daha iyi. Bunu yıkasam mı yıkamasam mı bilmiyorum. Ütü gerektirmezmiş. Bir de şu var. Dur anneciğim. Bunu kurdum. Bu da bu şekilde oldu. Bakalım. Bezi gerçekten bir farklı. Tozları falan topladığı için herhalde. Şu haznesi çıkacak. Hiç ona bakmadım. Suyu doldurayım. Deneyelim bakalım. Mutfağı dün süpürmüştüm. Gerçi bugün yine kirlenmiştir ama. Deneyelim sizinle beraber. O sert kıllar tozların toplanmasına yarıyormuş. Bayıldım gerçekten. İz de bırakmıyor. Benim için iz bırakmaması çok önemliydi. Şimdi öğle yemeği için mutfağa gireceğim. Temizlik işime devam edeceğim. Bir sürü işim var bugün anlayacağınız. Sonrasında valizleri hazırlayacağım. Kayınvalidemlere gideceğiz buradan. O yüzden bugün bayağı bir iş beni bekler. Diğer anlattığım tül buydu arkadaşlar. Böyle dediğim gibi sineklik gibi. Ben bunu Nilhan odası için almıştım tül yok diye. Çünkü Nilhan'ın fonu var, karartması var, bilmem nesi var. O zaman store da vardı altında. Bunu oraya idareten almıştım ama bu eve gidince de, gelince daha doğrusu bunu buraya taktım. Diğer perde çünkü olmadı. İşte karartmaları falan buraya getirdim. Şimdi bunu çıkartacağım. Bununla yeni aldığımı yıkayacağım. Bakar mısınız karşısı ne kadar net görünüyor? Onlar da bizi büyük ihtimal bu kadar net görüyordur. Şey yapacağım. İkisini yıkayacağım. Hemen böyle sulu bir şekilde asacağım. Zaten diğeri ütü gerektirmiyormuş. Bunu geçen yanlışlıkla yanlış yıkadığım için ütülemiştim. Bunu da ütülemeden koyacağım. Geçen gün nane almıştık. O da dolapta böyle eskir gibi olmuş. Sonra hemen annemle kuruttuk. Daha anca kolayabiliyorum. Kendimiz yaptık nanemizde. Şimdi bunları da hemen şu küçük kavanoza anca olur. Ona koyacağım. Kolayı. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.
hard to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Nalem hazır. Yalnız bu kadar da oldu. Bilseydim diğer baharatın üstüne eklerdim. Neyse artık bunun için oldu. Bu da bizim nalemiz böyle. Şu kiraz sapını da şöyle kavanoza koydum. Bu da elimin altında dursun. Bundan içeceğim. Zamandır kek yapmıyorum. Bugün böyle çikolatalı, kakaolu bir kek yapmak istiyorum. Sütü çıkarttım. 2 yumurta. Şimdi şekerle onu da çekmecede onları da alacağım. Hızlı bir şekilde sizinle kek yapalım. İnşallah şöyle istediğim hayalimdeki gibi olur. Çünkü uzun zamandır kek yemiyorum. Şöyle Nilhan'ın da canı istiyor. Hakan'ın da benim de. Böyle aile boyu bir kek ziyafeti vereceğiz. Yanına da kısır yapmayı planladık. Bugün böyle yemek şey faslını geçiştireceğiz. Çünkü yemek yaparsam tencerede kalıyor. O yüzden yarın yola çıkacağımız için hemen bunları hızlı bir şekilde yapmak istedim. Evet evet ortaya. Evet şimdi Hakan tülümüzü takıyor. Burada Allah'tan tavan boyları kısa da kolay takılıyor. Karışmadan hemen dedim şey yapalım, asalım. Biraz ıslak koydum. Sen beni tutma. Hayır hayır tülün üstüne çıkma, yırtılır bak. Kirlenir de ayrıca, gel buraya. Ha? Islak olur bu. Islak ıslak. Ütü yapmamak için ıslak asıyorum. Valla kalitesine göre de fiyata uygun geldi bana. 180 liraya. Bugün geldi galiba aktüel olarak. En azından daha karşıyı az göreceğiz diye umut ediyorum. Evet en sonunda takıldı tül. Tabi aydınlık olduğu için çok net görünmüyor ama diğerinden daha iyi. Ne oldu? Isırlık bulgum bu kadar var, bir bardak. Yeter. Yeter mi bu? Ha yeter, ne yiyeceğiz ki zaten. Yani diğerine göre biraz daha tok durdu. Boyu da çok hafif yere değiyor ama çok hafif böyle
tam tamına yere değdi diyemeyeceğim. Böyle. Kuş yine buraları pisletmiş. Ah. Cici kuşum. Şimdi arkadaşlar ben ütülenecekleri hepsini ütüleyemeyeceğim. Çünkü vakit yetmez. Bir sürü ütüm var. Yine biriktirdim. Şimdi götüreceklerimizi ütüleyeceğim. Onun dışındakileri o köşeye koydum. Orada beni beklesinler. Beni de boşalttım. Bir makinede çamaşır attım. Şimdi onlar yıkanıyor. Sonra onları asacağım. Vesaire vesaire bu şekilde gidecek. Hadi bakalım. Kısırımız hazır ama kek daha soğumadığı için kalıptan çıkmıyor. Nilhan Hatun, siz ne yapıyorsunuz? Limon sıkıyorum. Limon mu? Hadi sık bak. Ay, gözüne gelecek. Gözüm gitti. Kekin kalıptan çıkmasını bekliyoruz şimdi de. Normalde yarın yola çıkacaktık ama fikir değiştirdik. Bu akşamdan yola çıkıyoruz. Çantaları da buraya ayarladım. Şimdi Nilhan'ı yıkayacağım. Ben de bir duş alacağım. Sonrasında artık yola çıkacağız. Evi pırıl pırıl yaptım. Hatta Nilhan odasının falan perdesini falan kapadım. Ev temizliği de bitmiş oldu. Bu şekilde. Burayı da tam akşam güneşi vuruyor. Artık bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.